Herkese merhaba. Bu videomuzda 7. sınıf matematik dersinin 2. dönem 1. yazılı sorularından ikincisini çözeceğiz. Önceki yazılı sorularına kanalımdan ve açıklamaya eklediğim linklerden ulaşabilirsiniz. Soru çözümlerine geçmeden önce bu sınavda neler çıkabileceğini şöyle bir göz atalım. Bu sınavda arkadaşlar denklemlerin eşitliğinden yani denklem kurma ve çözmeden bir tane soru gelebilir. Bir bilinmeyenli denklem problemlerinden iki tane soru gelebilir. Oran orantıdan doğru orantı ve ters orantıdan iki tane soru gelebilir. Yüzdeler konusundan iki tane soru gelebilir. Yüzde problemlerinden bir tane soru gelebilir. Ve açılar konusundan açı ortay ve açı kurallarından iki tane soru gelebilir. Şimdi soru çözümlerine geçelim. Birinci soru x eşittir eksi 4 değeri aşağıdaki denklemlerden hangisini sağlamaktadır? Şimdi arkadaşlar 4 tane denklemimiz var. Bu denklemlerin x eşittir eksi 4 değeri için doğru olup olmadığına bakacağız. Birinci denklemimiz 2x eksi 5. Burada x gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. 2 çarpı eksi 4 eksi 5. 2 ile eksi 4'ün çarpımı eksi 8'dir. Eksi 8 X8, eksi 5 daha eksi 13'tür. Eksi 13 8'e eşit değildir. Birinci denklemin doğru değil. İkinci denkleme bakıyorum. 3x artı 5 eşittir 7 Burada x gördüğüm yere Eksi 4 yazıyorum. 3 çarpı eksi 4 Eksi 12 Eksi 12 artı 5 daha Eksi 7'dir. Eksi 7, 7 eşit olmadığı için ikinci denklemi de Sağlamıyor. Üçüncü denkleme bakıyorum. Eksi 3x eksi 5 Burada x gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. Eksi 3 çarpı eksi 4 artı 12'dir. Artı 12 eksi 5 7'dir. 7 eşittir 7 olduğu için C şıkkındaki denklem doğrudur. D şıkkına da bakalım. 2x artı 5 eşittir 8. Yine x gördüğüm yere eksi 4 yazıyorum. 2 çarpı eksi 4 eksi 8'dir. Eksi 8 artı 5 daha eksi 3'tür. Eksi 3 eşit değildir 8 olduğu için D şıkkındaki denklem de sağlamıyor. İkinci soru. Bir dikdörtgenin uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 100 santim fazladır. Bu dikdörtgenin çevresi 36 santim olduğuna göre kısa kenarı kaç santimdir? Şimdi arkadaşlar bir tane dikdörtgenimiz var. Kısa kenarına x diyelim. Uzun kenarı kısa kenarının 2 katından 3 fazla. Yani 2x artı 3'tür. Bu dikdörtgenin çevresi 36 santim olarak verilmiş bize. Burada arkadaşlar diğer kısa kenarda x santim Diğer uzun kenarda 2x artı 100 santimdir. Buradan denklemi bu şekilde kuruyorum. x artı 2x artı 3 artı x artı 2x artı 3 eşittir 36. Bu denklemi çözersek 6x eşittir 3 artı 3 6'dır. Diğer tarafa eksi 6 olarak geçer. 36 eksi 6 30'dur. Burada her iki tarafı 6'ya bölersem x eşittir 5 olarak bulunur. x dediğim kısa kenarda bana soru da zaten kısa kenarı sormuş. Doğru cevabım A şıkkı. Üçüncü soru. Bir otelde 2 ve 4 kişilik odalar bulunmaktadır. Bu otel tam kapasite ile dolu olduğunda otelde 46 kişi bulunuyor. Bu otelde 15 oda olduğuna göre 4 kişilik oda sayısı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bu otelde 2 kişilik ve 4 kişilik olmak üzere 2 çeşit oda bulunuyor. Bize 4 kişilik oda sayısını sorduğu için 4 kişilik oda sayısına x diyelim. Toplam oda sayısı 15 olduğu için 2 kişilik oda sayısı 15 eksi x'tir. Buna göre denklemimizi kurarsak otel tam dolu olduğu zaman 2 kişilik odada 2 çarpı 15 eksi x kişi bulunur. 4 kişilik odada da 4 çarpı x kişi bulunur. Denklemimizi bu şekilde kurarsak 2 çarpı 15 eksi x artı 4 x eşittir 46'dır. Buradan bu denklemi çözersek 2 çarpı 15 30'dur. 2 çarpı eksi x eksi 2x artı 4x eşittir 46. 30 diğer tarafa eksi olarak geçer. Eksi 2x artı 4x 2x'tir. 46 eksi 30 16'dır. Her iki tarafı 2'ye belersem x eşittir 8 olarak bulunur. x dediğim 4 kişilik oda sayısı. Bize zaten sorudan 4 kişilik oda sayısı sorulmuş. Doğru cevabımız C şıkkı. Dördüncü soru, x bölü y eşittir 3 bölü 5 orantısı veriliyor. Yukarıdaki orantıya göre x artı y aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bize x bölü y orantısı verilmiş. Burada y'ye 5a dersem x'im 3a'dır. Pay ve payı aynı sayı ile çarpabilirim. Buradan x artı y eşittir 3a artı 5a'dır. Bu eşitlikten x artı y eşittir 8a'dır. Burada x artı y'nin 8'in katı olması gerekir. Burada 8'in katı olan 32'dir. Doğru cevabımız D şıkkı. Beşinci soru. Ahmet günde yarım saat okuyarak 120 sayfalık kitabı 10 günde bitiriyor. Günde 50 dakika okuyarak aynı kitabı kaç günde bitirir? Şimdi arkadaşlar burada bir orantı kurmamız gerekiyor. Ahmet günde 30 dakika okuyarak kitabı 10 günde bitiriyor. 50 dakika okuyarak bu kitabı kaç günde bitirir onu bulacağız. Şimdi arkadaşlar burada doğru orantım var, ters orantım var ona bakacağız. Okuma süremiz artarsa gün sayısı azalacaktır arkadaşlar. Bu yüzden burada bir ters orantı vardır. x eşittir 30 çarpı 10 bölü 50'dir. Buradan x eşittir 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkı. Altıncı soru. Babam etiket fiyatı 2000 TL olan televizyonun %20'sini nakit verip kalanını da peşin fiyatına 5 ay taksit ile ödeyecektir. Buna göre babam televizyon için her ay kaç TL öder? Şimdi arkadaşlar burada ilk önce nakit olarak ödediğini bulmamız gerekiyor. Televizyonun %20'sini nakit olarak vermiş. 2000 liranın %20'si 2000 çarpı 20 100'den yüzde bulunur. 2000 liranın %20'si 400 lira bulunur. Kalanı bulmak için 2000'den 400'ü çıkarıyorum. 2000 eksi 400 1600 TL'dir. Kalanı da 5 ay taksit ile ödeyecektir. 1 aylık taksit bulmak için 1600'ü 5'e bölmem gerekiyor. 1600 bölü 5 320 TL'dir. 7. soru Ahmet indirimsiz fiyatı 600 TL olan bir takım elbiseyi 420 TL'ye almıştır. Buna göre Ahmet bu takım elbiseyi yüzde kaç indirimle almıştır? Şimdi arkadaşlar ilk önce kaç TL indirim yapıldığını bulalım. İndirim miktarı 600-420'den 180 TL olarak bulunur. Bu takım elbisenin fiyatı 600 TL olduğu için %100'ü 600 TL'dir. 180 TL'si yüzde kaçtır onu bulacağız. Burada doğru orantı vardır arkadaşlar. Burada x değeri 180 çarpı 100 bölü 600'den bulunur. Bu eşitlikten x değeri 30 olarak bulunur. Yani bu takım elbiseye %30 indirim yapılmış. 8. soru. Maliyeti 1000 lira olan bir bilgisayar %15 kârla satışa çıkarılıyor. Satılmayınca satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyor. Bu bilgisayarın son satış fiyatı nedir? Şimdi arkadaşlar ilk önce biz kar miktarını bulalım. Maliyeti 1000 liraymış bu bilgisayarın. %15 karla satılıyor. 1000 liranın %15'i 1000 çarpı 15 bölü den bulunur. Bu da 150 liradır. Bu bilgisayarın satış fiyatı 1000 artı 150'den 1150 liradır. Bilgisayar satılmayınca satış fiyatı üzerinden %10 indirim yapılıyor. %10 indirim miktarı da 1150 çarpı 10 bölü den 115 TL olarak bulunur. Bu bilgisayarın son satış fiyatı da 1150 eksi 115'ten 1035 TL'dir. Doğru cevabımız değişikliğim. 9. soru. Yukarıdaki şekilde AC ve DF paraleldir. Verilenlere göre BHE açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar burada ABH açısı 50 derecedir. Ters açıdır çünkü. Burada DEH açısı 180 eksi 115'ten 65 derece olarak bulunur. Şurada arkadaşlar bakın M kuralını görüyorsunuz. M kuralına göre Şuradaki x değeri a ve b'nin toplamına eşittir. Yani şurada x değeri 50 ile 65'in toplamına eşittir. Buradan x'imiz 115 derece olarak bulunur. Doğru cevabımız a şıkkı. 10. soru. Yukarıdaki şekilde a, b ve c paraleldir. Verilenlere göre x kaç derecedir? Arkadaşlar bakın şurada zikzak kuralımız var. Zikzak kuralına göre bu taraftaki açıların toplamı Diğer taraftaki açıların toplamına eşittir. Yani 2x artı 3x artı 45 eşittir. 80 artı 70'tir. Buradan bu denklemi çözersek 2x artı 3x 5x'tir. 80 artı 70 45 diğer tarafa eksi 45 olarak geçer. Buradan 5x eşittir 105'tir. Her iki tarafı 5'e belersek x eşittir 21 derece olarak bulunur. Bize x'in kaç derece olduğu sorulmuş. Doğru cevabımız D şıkkıdır. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videonun sonunda açılarla ilgili bazı kuralları verdim. Sınavdan önce oraya göz atabilirsiniz. Hepinize sınavınızda başarılar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.